Değerli izleyiciler, 31 Mart belediye seçimlerinden sonraki ilk şehir ve insan programında tabii ki yine belediyecilik, şehircilik konuşmak isterdik. Ama 31 Mart seçimlerinin ülkemizde estirdiği ciddi bir rüzgarla karşılaştı. Bütün toplum, bütün siyaset, herkes bundan nasıl bir ders çıkartmak gerektiğini araştırıyor. Ben hep söylerim, bana derler ki, ya senin kıymetini seçmen bilmedi, vatandaş bilmedi, şudur budur. Ben hep şunu söylerim. Benim seçmenim, benim vatandaşım her türlü isnada karşı, yani cahillikle suçlanmıştır, bilinçsizlikle suçlanmıştır. Derler ya, çobanın oyuyla benimki bir mi diyenler olmuştur. Ama Türk halkının demokrasi sınavında öyle bir sağduyusu vardır ki, bu zaman zaman çok sabırlı, çok istikrarlı, bu sağduyu yüze çıkmıştır. Bunlardan bir tanesini daha yaşadık Türk toplumu olarak. Ben hep söylerim, seçmene her zaman güvenmişimdir. Seçmen, kendi şahsım adına söyleyeyim, hep bizim kıymetimizi bilmiştir. Ama seçim kazandık, seçim kaybettik. Son 20 yılda defalarca aday olarak seçimlere girdim veya aday olmayarak seçimlere girdim. Bunların pek çoğunu kaybetmiş olmamıza rağmen bu benim kıymetimi bilinmediği anlamına gelmiyor. Esas olan toplumun içine çıkabilmek. Toplumun içine çıktığınız zaman gördüğünüz itibar, eserlerinizden duyulan gurur. İnsanlar işte şunu da yapmasaydın Aydın şöyle olurdu, şunu da yaptığın için Aydın böyle bir imkana kavuştu diye sizi övüyorsa bu sizin değerinizin anlaşıldığı ve bilindiği anlamına gelir. Türk seçmeninin de sağduyusunun güçlü olduğu anlamına gelir. Bunu hep her zaman söylemişimdir. Ama siyaset hakikaten bütün dünyada da Türkiye'de de çok farklı bir platform. Siyaset, hele çağımızın demokrasi dedikleri, aslına bakarsan zaman zaman halkı kandırmak için kullanılan bir araç haline dönüştürülüyor. Demokrasi güzel, çağdaşlık güzel, modernite güzel. Dünyada aydınlanma olmuş 250 sene önce. Dünya aydınlanmış, insana değer verilmiş, kölelik kalkmış. Tamam, hepsi güzel de kölelik kalktı. Modern kölelik haline dönüştürüyor siyasi sistemler çoğu zaman. İnsanları birbirine kırdırıyor, insanları bölüyor, parçalıyor, yok ediyor. İşte bunları da eleştirmemiz lazım. Türkiye'de oluşan tabloyu ekrana alırsak değerli arkadaşlar, bir seçim sonrasında bir değerlendirme yapacağız. Bugün özellikle bir değerlendirme yapacağız. Yansıtmamız tamam mı bilmiyorum. Evet, bir yansıtma geldi. 2024 Mahalli İdareler Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi diye başladık. Bu değerlendirmeyi yaparken bir emsal seçim sonucu göze çarptı. Bu sadece benim değil, pek çok ulusal medyada da yorum konusu oldu. 1989 seçimleri, 1999 seçimleri, 2024 belediye seçimlerine emsal gösterildi. Hakikaten ben bir bilimsel karşılaştırma yapmaya karar verdim. Böyle afaki, şöyle oldu, böyle oldu değil, bir takım verilere dayalı olarak bunları analiz etmek istedim. Gerçekten 1980'li yıllarda benim de mensubu olduğum Anavatan Partisi'nin ve onun lideri olan Turgut Özal'ın uygulamaları karşısında özellikle Anavatan Partisi'nin sermayeye karşı tutumu, lükse karşı tutumu, aşırı harcamaları vesairesi gibi toplumun büyük bir kesiminin tepkilerini çeken davranış biçiminden sonra Turgut Özal'a duyulan tepki büyüyor ve 89 seçimlerinde hiç beklenmeyen şekilde aynen bugün olduğu gibi sol partiler, yani o günkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşılığı olan Demokratik Sol Parti ve Sosyal Demokrat SHP, Sosyal Demokrat Halkçı Parti. Bu partiler bir oy patlaması yaşadılar 89 seçiminde. Bakın bu harita 89 seçiminin sonucu. İktidarda olan, hedef olan parti Anavatan Partisi. Ve Anavatan Partisi bu haritada sarı işaretlenmiş. Koskoca Türkiye'de iktidar olan, güçlü bir iktidar olan, Türkiye'yi dönüştüren,
Türkiye'de pek çok iş yaptığını bildiğimiz ama aynı zamanda eleştiri oklarının da hedefi haline gelmiş bir Turgut Özal ve Anavatan Partisi'ne karşı 89 yılında seçmen böyle bir ders çıkarmış. Bakın, koca Türkiye haritasında sadece 3 tane ilde Anavatan Partisi belediye başkanlığı kazanabilmiş. Çok ilginç değil mi? Ha, geri kalan kısmı kırmızılar. Bugünkü seçim sonucundaki kırmızılara benziyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rengi hep genelde kırmızıdır. Orada da o günkü SHP'nin ve DSP'nin renkleri ile kırmızıya bulanmış. Arada morlar var. Morlar Demirel'in partisi. Aradan sıyrılmış. O gün için Aydın'da rahmetli, nurlar içinde yatsın, Cevat abimiz, Cevat Aldemir abimiz seçimi 89'da kazanmıştı. Ben de ona destek vermiştim. Dolayısıyla bugün de 89 seçimindeki gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. 89 seçiminde ne oldu? Tekrar bir göz atarsak, bakınız 3 tane lider, Erdal İnönü, yine Necmettin Erbakan, ikinci planda Ecevit ve Necmettin Erbakan'ın partileri ikinci plandaydı. Birinci planda olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti birinci parti çıkıyor. Yani bu ülkemizde ilk defa karşılaşılan bir şey. Sosyal Demokrat Halkçı Parti birinci parti çıkıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti çıktığı gibi. Oy oranı %28.7, 29. Onun arkasından Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi, yani Adnan Menderes'in devamı olduğunu düşünen bir siyasi kuruluş, %25 oy alıyor. Artış oranı çok yüksek Demirel'in partisinin ve o gün iktidarda olan Anavatan Partisi'nin oy oranı %21'e düşüyor. Hakeza yine rahmetli Necmettin Erbakan'ın Refah Partisi %4.4 gibi varlığını ortaya koyan bir oy yakalıyor. Şimdi oğlu Erbakan'ın, Fatih Erbakan'ın yakaladığı %6 oya benzer bir oy var. Hakeza yine solu temsil eden Ecevit'in partisi %9. %29 olan Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin oyu ile, bakın burada %28.7. Bununla Ecevit'in %9 olan oyunu birleştirirseniz %37-38'e geliyor. İlginç değil mi? Bugün yine sol partinin geldiği nokta %37. Yani sonuçlar birbirine son derece benziyor. Bu durumda 89 seçiminden sonraki tabloyu ben hatırlıyorum. Böyle sonuçlanmış bir seçimden sonra rahmetli Sosyal Demokrat Halkçı Parti lideri Erdal İnönü, benim hocamdır ODTÜ'den, çıktı. Dedi ki iktidara hazırlanıyoruz, iktidara yürüyoruz. Aynen bugün olduğu gibi. Yürüyebildiler mi? Bakın, benim bu yorumlarımı lütfen kimse siyasi yorumlamasın. Ben geleceğe yönelik bir takım kestirimler yapacağım, bir takım açıklamalar yapacağım. Bunları seçmeni yönlendirmek için yaptığımı hiç kimse düşünmesin. Ben sadece bilimsel olarak rakamları analiz ediyorum. Türkiye'nin önünde olabilecek muhtemel sonuçları sizlerle paylaşıyorum. O gün böyle bir seçim sonucu, şu haritada gördüğünüz seçim sonucunu elde eden Sosyal Demokrat Halkçı Parti, yani Halk Partisi, önüne iktidar olmayı, yani genel seçim yapılsın, iktidar olacağız, artık vatandaş bizi destekliyor, %37'yi yakaladık diyen bir parti, 1991 seçimlerine giriyor. 91 seçimlerin sonuçları. Yani çok farklı. Doğru Yol Partisi bütün Türkiye'yi alıyor. Anavatan Partisi İstanbul'u alıyor. Yine belli bölgeleri alıyor. Refah Partisi, bakın maviler, Konya dahil, Orta Anadolu dahil, bunları alıyor. 2 yıl önce %37 ile çok büyük bir atılım yapan, bütün belediyeleri silme götüren Sosyal Demokrat Halkçı Parti ise
Gördüğünüz gibi buradaki açık mor renkli yerleri alıyor. Yani tam bir hezimet. Bu açık mor renkli yerler, Murat Karayalçın Ankara, Burdur dışında, batıda hiçbir yeri alamamış. Doğu Anadolu'da gördüğünüz mor renkliler ise o tarihte SHP'nin, yani bugünkü CHP'nin, karşılığı olan SHP'nin Kürt seçmeni kucaklayarak bugünkü gibi bir ittifak sistemi olmadığı için kendi içinde bir ittifak kurmak suretiyle Doğu Anadolu'daki Kürt seçmenin oylarını kendi bünyesi içine meclise taşımıştı. Bu çok tartışıldı. Bu doğrudur, yanlıştır. Demokrasi açısından doğru bir davranıştır. Koskoca bir Kürt seçmen kitlesini temsil etme imkanı verilmediği için Halk Partisi kendi bünyesi içinde meclise taşıdı. O gün bugündür de Kürt seçmeni temsil eden bir parti mecliste var. Ha, bunun PKK'yla, terörle bağlantıları olabilir, olmuştur, olmamıştır. Bu demokratik bir yapıdır, değildir. Bunların tartışmasına burada girmiyoruz. Ama 91 seçiminde, 89 seçiminde büyük başarı yakalayarak %37 oy oranıyla Türkiye'de birinci parti durumuna geçen Halk Partisi'nin 2 yıl sonra yapılan genel seçimlerde Kürt seçmeni temsilen Doğu Anadolu'daki kazandığı bölgeleri çıkartırsanız hemen hemen Batı'da, Orta Anadolu'da, Ankara hariç hiçbir başarı elde edemediğini görüyoruz. Yani Turgut Özal'a ders vermek için seçmen o gün bir rüzgar estirmiş 89'da, o dersi vermiş. Turgut Özal'a demiş ki kendine gel. Ondan sonra Anavatan Partisi kendisini toparladı mı? Hayır. Sayın Turgut Özal Cumhurbaşkanlığına yürüdü ve Anavatan Partisi başı boş kaldı. Önce Yıldırım Akbulut başbakanlık yaptı, alay konusu oldu. Yani başbakanlıklar, şunlar bunlar, öyle vekaletle yapılacak işler olmadığı ortaya çıktı. Anavatan Partisi 89 seçiminde verilen mesajı algılayamadığı için, seçmeni tatmin edecek bir gelişmeyi de sergileyemediği için 91 seçiminde de başarısız oldu. Ama 89 seçiminde birinci partiye tırmanan Halk Partisi de aynı oranda başarısız oldu. Yani şunu söylemek gerekir, tarafsız bir gözle şunu söylemek gerekir. Türkiye'de bu seçimin sonuçları ne olacaktır? Bana göre 3 muhtemel senaryo üzerinde düşünmek lazım. Bu seçimin sonuçlarından sonra geçmişteki örnekleri de ele alırsak 3 muhtemel senaryodan bahsetmek mümkün. Yani 91 seçimindeki 89'dan sonra 2 yıl içinde gelişen seçmen davranışını, hakeza burada size görsel olarak incelemeye almadım ama 99 seçimiyle 2002 seçimi, 3 yıl. 99 seçiminde rahmetli Bülent Ecevit'in partisi yine bir sol parti olarak birinci parti çıktı. 21.8'de birinci parti çıktı. Bülent Ecevit başbakanlığı aldı. Ancak 2002 seçiminde yine aynı parti %1'lere düştü. Yani dışarıdan, kapaktan bakarsanız ya bu seçmen nasıl bir şey ya? Bu kadar oynak olur mu oylar? Hayır, arkasında çok ciddi mesajlar yatıyor. 99 seçiminde karanlık yıllar olarak geçen, merkez sağda Anavatan Partisi'nin başaramadığı değişimi, Süleyman Demirel'in partisi, Doğru Yol Partisi sözde başaracakmış gibi durdu. 89'da sol partiye rüzgar estiren seçmen, 91'de Özal'ın alternatifi olarak gördüğü Süleyman Demirel'e yöneldi, onu iktidar yaptı. Baktı ki aralarında büyük bir fark yok. Yine tabanda insanlar sürünüyor. Yine tencerede problem var. 90'lı yıllar karanlık geçti.
90'lı yıllarda çeteler, bilmem neler, yolsuzluklar, usulsüzlükler, fakirlik, enflasyon, bunlar önü alınamadı. 99 seçiminde bir periyot daha bir rüzgar üfledi vatandaş, seçmen. 99'da aldı getirdi Ecevit'e, olmadık bir oy verdi, başbakan yaptı. Ancak aradığını Ecevit'te de bulamayan seçmen 2002'de de %22'den %2'ye düşürdü, 1'e düşürdü. Yani seçmenin davranışı haklı. Seçmen çözüm arıyor, çözüm. Bulamayınca şamar atıyor. Şamarı yiyen kendine geliyor, aynı yolda devam ediyor. Ama esas şamarı yiyen bu ülke oluyor. Bir türlü halkın iradesini doğru temsil eden, halkı işin içine katan, halkın bütün kesimlerine eşit davranan ve hasılayı, yani bu ülkede üretilen parasal değerleri doğru, hakça dağıtan bir sistemi siyaset kuramıyor. Fakir fakirleşiyor, zengin zenginleşiyor. Her iktidara gelen kendi zenginliği yaratıyor. Bu Türkiye'nin demokrasi tarihine damgasını vurmuş bir özellik. Bu siyasetin çürümüş tarafı. Bunu hep söylüyoruz. Bakın ben yaşım icabı Menderes dönemini de hatırlıyorum. Menderes zenginleri türedi. Menderes zenginleri türedi. Arkasından Demirel zenginleri geldi. Özal zenginleri geldi. Şimdi de Recep Tayyip Erdoğan zenginlerinden bahsediliyor. Ya niye siyasi iktidara paralel olarak zenginlik belli bir kesimin eline bırakılıyor? Buradaki çözüm, buradaki istenen çözüm, tamam bir takım girişimciler büyük işler yapabilirler, büyük paralar kazanabilirler. Zengine karşı değiliz ama bu memleketin kaynakları devlet eliyle kendi siyasi zengin kitlesine, zengin elitine aktarılırsa bu para nereden çıkıyor? Vatandaştan çıkıyor. Köylüden çıkıyor, üreticiden çıkıyor, esnaftan çıkıyor, tüccardan çıkıyor, memurdan çıkıyor, işçiden çıkıyor. Bu para vergi olarak dolaylı vergilerle, KDV ile çıkıyor, ÖTV ile çıkıyor, sigaradan çıkıyor, damga resmiyle çıkıyor, trafik cezasıyla çıkıyor, sosyal sigorta cezasıyla çıkıyor, idari para cezasıyla çıkıyor, çıkıyor oğlu çıkıyor. Bugün 100 liralık mal alıyorsunuz, o 100 lirayı çıkartacak gücü olmayan insan 100 liraya gidiyor 250 gram kıyma alıyor, onunla bir hafta yemeğin içine kokusunu katayım diye 20 lirası katma değer vergisi devlete gidiyor. Devlete giden her para o 100 liraya 250 gram kıyma alan insana dönmüyor. Nereye gidiyor? Köprünün müteahhidine gidiyor, bilmem nereye gidiyor. Hadi köprünün müteahhidi para kazansın mı? Kazansın. Köprünün müteahhidi saygın adamdır, yatırımcıdır. İşi bilen insandır. Herkes yapamaz. Köprüyü, tüneli, bilmem yat limanını, binaları, tamam ama herkes hak ettiği kadar kazansın kardeşim. Hak ettiğinden fazlasını kazanıyorsa, sermaye yukarıda birikiyorsa, işte o zaman sorun var. O zaman tabandaki insan sürünmeye başlıyor. Bu gelir dağılımındaki dengesizlik tabandaki insana nasıl yansıyor biliyor musunuz? Tabandaki insan üretici, üretiyor. Reel sektörün bel kemiği, işçisi, çiftçisi, esnafı, küçük sanayicisi. Bunlar üretiyor. Bunlar sıkıntıya girdiği zaman onların üretim maliyetleri artıyor. Çiftçinin ürettiği üretimin maliyeti artıyor. Çünkü mazot pahalı, sulama pahalı, nakliye pahalı, ilaç pahalı, gübre pahalı, pahalı oğlu pahalı. Adam hem para kazanamıyor hem de ürettiği malın fiyatı çok yüksek olduğu için pahalılık başlıyor. İşte enflasyon denen belanın kökü ne Merkez Bankası'dır, ne Mehmet Şimşek vesaire gibi böyle mucize adamlardır. Geçmişte de hep böyle mucize adamlar arandı. Bir sürü isim sayabilirim. Mucize adam yok. Gerçek üreticiyi doğru düzgün destekleyen bir sistem kurun. Gerçek üretici para kazansın, ürettiğinin maliyetini aşağıya çekin. Ucuz üretim yapın, vatandaş da alım gücü artsın, huzuru ve refahı artsın, tabandan artsın. Ha yukarıda zengin yine zengin olacaksa olsun. Ama milletin parasını, milletin kaynağını böyle emip
belli kitlelere, belli elitlerin cebine doldurmaya kalkmayın. Bunu yaptığınız zaman işte böyle rüzgarlar esiyor. 89 rüzgarı gibi, 99 rüzgarı gibi, 2024 belediye seçimi rüzgarı gibi rüzgarlar esiyor. Vatandaşın yapacağı bir şey yok. Sağdaki iktidarlara ders vermek için üflüyor. Üflüyor. Buradan birileri mesaj çıkartsın diyor. Ne mesajı çıkarması lazım? Muhtemelen ne olacak? Bakınız. Burada gelişecek şartlar, üç muhtemel gelişme ve sonuç diye almışım. Birincisi iktidar partisine yönelik. İktidar partisi bu seçimin sonucunu nasıl okumalı? Ne yapmalı? AK Parti kapsamlı bir yapısal değişim geçirmek zorunda. 2002 başlangıçtaki söylemlerini hatırlayın. Hep eleştiriliyor Sayın Cumhurbaşkanı. 2002 ayarlarına dönmek zorunda. O söyleme dönmek zorunda en azından. Sosyal devlet ilkelerini öne çıkarmak zorunda. Sosyal devlet ilkeleri ise yine birilerini zengin etmek için özel hastaneler vesaireler şunlar bunlar değil. Yine dediğim gibi sistematik bir sosyal hizmet politikası filan da değil. Tabandaki üretimi desteklemek. Böyle bir ayara dönmek zorunda. Sosyal devlet ilkeleriyle sermaye, kalkınma ve milli kazançları yani ulusal üretimi çiftçiden başlayarak tabana yayacak. AK Parti'nin alması gereken mesaj bu. Kaybettiği güveni bu suretle tekrar ele geçirecek. Şimdi beklentine emekliye zam, ya emekliye zamla olmuyor. Enflasyonu durduramazsanız, emekliye zam da yapsanız 3 gün dayanıyor. Bakın ben işverenim aynı zamanda. Hala daha benim istihdam sağladığımı söyleyebilirim. Eskiden benim bordromda 3000 kişi, 4000 kişi çalışıyordu. Şimdi 5 kişi çalışıyor mesela. Asgari ücrete zam geldiği zaman işveren biraz rahatsız olur. Yani 10 bin liradan 17 bin liraya çıkınca ya eyvah ben bunu nasıl ödeyeceğim filan demeye başlar. Ama karşı taraf bu yıl başında 17 bin liraya çıktı. O zamanki açlık sınırı 9 bin lira, 10 bin liraydı. Açlık sınırının iki katı maaşım oldu dedi. Ya aradan 3 ay geçti, açlık sınırı 15 bin lira olmuş. Gelmiş asgari ücreti yakalamış, yine açlık sınırına dönüyorsunuz. Yani dolayısıyla zam beklemek, asgari ücreti artırın, emekliye zam yapın, bunlar hep uçucu çözümler. Esas olan tabandan sermayeyi tabana yaymak, tabandaki üretici, gerçek üretici, başta tarım üreticisi olmak üzere sanayi üreticisini, küçük sermayeyi teşvik edip onlara para kazandırmak, sadece onlara para kazandırmak değil, onların üretim maliyetlerini rasyonel metotlarla, rasyonel ve doğru bilimsel örgütlenmelerle maliyetlerini düşürmek. Buna biz evrensel rekabet diyoruz. Benim köylümün ürettiği buğdayın, zeytinin, incirin, kestanenin, mısırın maliyetini uluslararası maliyetlerle bir karşılaştırın. Bu maliyetlerde eğer benim üreticim, köylüm, örneğin Bulgaristan'daki, Yunanistan'daki, Ukrayna'daki buğdayın üretim maliyetinin iki katına, üç katına mal ediyorsa işiniz zor. Bakın somut örnek vereceğim. Benim Romanya'da tarlalarım var, topraklarım var. Bir sanayi bölgesi kurduk. Ondan uğraşıyoruz. Ama esas anlatmak istediğim husus şu. Orada hala çok miktarda tarlamız var. Orada da ortağımız var. Ekip biçiyoruz. Ne ekiyoruz? Tek ürün alıyoruz. Aydın toprağı gibi iki ürün, üç ürün değil. Tek ürün alıyoruz. Mısır ekiyoruz ve de buğday ekiyoruz. Verim yüksek. Sulama sistemini devlet kurmuş altyapıyı. Ta Çavuşesku döneminden, komünist dönemden mükemmel bir sulama sistemi kurmuş. Su bedava. O tarlada biz buğdayı ekiyoruz, biçiyoruz. Belli bir maliyet çıkıyor kilo başına. Avrupa Birliği Romanya'ya sanayi gelişmesin, Roman vatandaşı Avrupa'nın ucuz iş gücü olsun diye
Romanya'da diyor sen tarım memleketisin, ben sana destek vereceğim diyor. Romanya'nın doktorunu alıyor, mühendisini alıyor, işçisini alıyor, kalifiye ustasını alıyor. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da çalıştırıyor. Onların sırtından kazandığı parayla Romanya'nın tarımcısına, çiftçisine destek veriyor. Ben de Romanya'nın çiftçisiyim. Ne kadar destek veriyor biliyor musunuz? Buğdayın maliyeti kadar. Bana buğday ve de sapı samanı bedavaya geliyor. Şimdi gel bir de Türk çiftçisiyle karşılaştır. Benim Romanya'da çıkan samanımı ben bir kuruşa satarım. Çünkü bana bedavaya geldi. Ben bir kuruşa sattığım zaman Türkiye'de bu 10 kuruşsa 8 kuruşa satarım. Türkiye saman ithal etti diye millet konuşur durur. Nedenini de anlayamaz bile. Çünkü orada tarım politikaları nedeniyle üreticinin maliyeti çok çok düşük. Sıfıra düşmüş ya, sıfır. Ben buğdayı gidip denize döksem zarar etmiyorum. Çünkü parasını bana devlet, Avrupa Birliği ödüyor. Ben o buğdayı ne yapıyorum? Türkiye'ye ihraç ediyorum. Yani hiç ham ihraç ediyorum, samanı ihraç ediyorum. Ya para ediyor kardeşim. Türkiye'de bunu sağlayın. Türkiye'de öyle bir şey yapın ki üretici tabandaki, ki tarım memleketiyiz, inanılmaz bir tarımsal çeşitliliğimiz var. Hayvansal, hayvancılık konusunda da inanılmaz avantajlarımız var. Öyle bir zemin hazırlayın, öyle bir örgütlenme modeli kurun ki o insanlar çok ucuza mal etsinler. Romanya'daki gibi bedava olmasın ama ucuza mal etsinler. Bugün et ürünleri, süt ürünlerinin, tarım ürünlerinin, unun ve buna benzer bütün tahılların 10 katı ucuzladığını düşünün ya. O zaman emekli zaten maaşına zam filan istemez. Tabandan sermayeyi, parayı, şu alın teri var ya, 85 milyon insanın alın terini tabana yayın. Bunun yerine ne yapıyoruz? Bakın bunu bir iktidar partisine eleştiri olarak almasın kimse. Çünkü ben o parti, bu partiyi eleştirmek, yerin dibine batırmak niyetiyle konuşmuyorum. Hiçbir partiyi yüceltmek niyetiyle konuşmuyorum. Türkiye'nin gerçek ihtiyaçlarının ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bu seçim sonuçlarından kim ne çıkaracak? Üç tane alternatif çıkarıyorum. Bir tanesi iktidar partisi buradan nasıl bir ders almalı? Onu anlatıyorum. Ne yapmalı? Sabah radyoda dinliyorum. Radyoda diyor ki ekonomi politikasını sıkılaştıracaklar. Mehmet Şimşek şöyle yapacak, böyle yapacak. Merkez Bankası'nın rezervi şudur budur. Ya bırakın ekonomi politikalarını filan. Söylediğimi yapın. Tabana inin, sermayeyi tabana yayın. Size bir örnek vereceğim. Herkesin bildiği Kalyon İnşaat diye bir şirket var. Yani tenzih ediyorum, ismini verdim, vermiş bulundum. Bir şirket var. Türkiye'de enerji konusunda büyük atılımlar var. İktidarın bu konuda çok başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 2002 yılında 28 gigawatt olan Türkiye'nin elektrik üretimini 22 yılda 100 gigawattın üzerine çıkardılar. Tam 4 katı artırdılar. Nüfus 4 katı artmadı. Ekonomi de 4 katı büyümedi ama enerji üretimini 4 katı artırdılar. Bunda da dünyada neredeyse şampiyonluğa gidiyoruz. Yenilenebilir enerji, yani jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisi çok ön planda. Bu enerjiyi, büyük bir para bu. Yani 100 gigawata çıkıyor ya 28'den, aradaki o fark iktidarın ürettiği bir fark. O iktidarın ürettiği farkın, o artan enerjinin Türkiye'nin büyümesine yansıyor. Türkiye büyüyor. Ama kim büyüyor? İşte o bahsettiğim şirket. Gidiyorlar Konya Karapınar'da, tarım arazisi olarak da değerlendirilebilecek. Bugün belki marjinal, yani tarım yapılmayan bir arazi ama her arazi tarıma dönüştürülebilir. Koca bir araziyi, on binlerce hektar ya, uçsuz bucaksız, kilometrelerce bir araziyi tahsis ediyorsunuz. Bir şirkete fabrika kurmak üzere kredi veriyorsunuz. Fabrikada gidiyor güneş kolektörlerini kendisi üretiyor. Devletin verdiği araziye büyük bir güneş tarlası, güneş santrali kuruyor. 6 gigawatt bir noktadan, koca bir alandan Konya'da 6 gigawatt elektrik üretiyor. Bunun karşılığı milyarlarca dolar. Tamamı kazanç.
Güneş açıyor, enerji çıkıyor. Kendi fabrikasında yaptığı kolektör oraya monte etmiş. Ama Konya'daki buğday üreticisi, benim çiftçim, kan ağlıyor. Mazota veriyor 45 lira para, canı çıkıyor. Ya söylüyorum, bir politika geliştirin. Enerji üretimini çiftçiye hediye edin. Gidin çiftçi adına enerji üretimini köy yollarına dizin. Oralara şantiyeler kurun. Oralara götürün. Nasıl devlette elektrikli araba tahsis ediyorsunuz ya. Valinin arabası zaten var, bir tane de elektrikli geliyor. Ya valiye vereceğinize, bürokrata, genel müdüre, bilmem ne kurumunun başına, şuna buna araba dağıtacağınıza, köy yollarına dizeceğiniz güneş santrallerini, güneş direklerini, alana ihtiyaç yok. Yolların kenarları, köy yollarının kenarlarında üretin, köy yolunun kenarına bir şantiye kurun, belediyeler eliyle yapın veya il tarım müdürlükleri eliyle yapın. Fark etmiyor. Ve oradan üretilen enerjiyle kurduğunuz şantiyede elektrikli traktör, elektrikli silkeleme makinesi, elektrikli bütün tarım aletleriyle çiftçiye yakıt maliyetini bir sıfırlayın ya. Buna sulama da dahil tabii. Sulama dediğiniz elektrikle çalışan bir şey çoğu yerde. Pompa olmadığı zaman yani cazibeyle sulama çok çok az. Suyun maliyetinin en önemli unsuru elektrik. Dolayısıyla bunu yapın ya. Gidip de 6 gigawatt elektrik üreten bir firmaya yılda milyarlarca dolar kazandırmak yerine bütün Türkiye'deki şehirlerde, köylerde, köy yollarının kenarına yapacağınız enerji santralleriyle, santral derken bir tane direk dikiyorsunuz, üstüne 12 tane plaka koyuyorsunuz. O size 10 kilowatt elektrik üretiyor her direk. Ya yolun kenarına dizdiğin zaman 10 bir bakıyorsun ki 300 metrede 100 kilowatt oluyor. 2 kilometre yolda 1 megawatt oluyor. O çiftçinin bütün yakıt ihtiyacını, çiftçinin kullanması gereken evindeki elektrik dahil, sulama suyu dahil hepsini karşılıyor ya. Hediye edin şunu. Tabana indirin şu sermayeyi. En taban neresi? Toprak. Toprağa indirin. Neyi indirin? Enerjiyi. Enerjiden kimse başka para kazanmasın. Enerjinin bütün geliri köylüye kalsın. Köylünün cebine kalan, maliyetini ucuzlatan her faktör topluma ucuzluk olarak yansıyacak. Enflasyonu ancak böyle durdururuz. İşte AK Parti böyle bir politika izler. Yani refahı, büyümeyi tabana yayan bir değişim geçirirse, politika değişimi geçirirse, bugünkü seçim sonucu tam tersine döner. İktidarını sürdürür. Tartışmasız. Gelelim öbür tarafa, Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İkinci alternatif. Cumhuriyet Halk Partisi bundan ne çıkarmalı? Bir, zafer çığlıkları atmayın. Çıkan %37 oy, reel bir oy değil, bir tepki oyu. Bunu lütfen kabullenin. Beni de siyaset yapıyorsun, bak bilmem ne bizim sevincimizi engelliyorsun falan diye de eleştirmeyin. Ben bütün milletin dostu olarak konuşuyorum. Dost acı söyler. Bugün ortaya çıkan Türkiye böyle kıpkırmızı, hepsi CHP dediğiniz o büyük başarı, o büyük rüzgar size verilen bir avans. Hatta size verilen bir avans bile değil. Karşı tarafa verilen bir ihtarname. Dolayısıyla siz bu karşı tarafa verilen ihtarnameyi öyle bir okuyun ki vatandaşın size verdiği oyudaki beklentiyi siz tatmin edin, öne geçin. İlk defa Türkiye'de 89 seçimi, 99 seçimi gibi örnekleri aşın. 2024'te belediye seçimindeki bu rüzgar, bu başarınız genel iktidara dönüşsün. Ne yapmanız lazım? Aynı şekilde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Atatürk ne yapmış? Yatırımcı düşmanlığı yapmamış. Siz Atatürk'ün bir tek ortak akıl ürettiği, bütün devlet erkanını çağırıp akşamları onlardan fikir aldığı rakı masasını taklit ediyorsunuz. Ama nerede? Yanına, efendime söyleyeyim, balıkçıya gidip rakı içmek suretiyle. Orada fikir üretmiyorsunuz.
ve Atatürk'ü küçültüyorsunuz. Atatürk'ün gerçek kimliğini çok iyi okumanız lazım. Onun ayarlarına dönmeniz lazım. Onun ayarları nedir biliyor musunuz? Onun ayarları yatırımcılıktır. Yatırımdan kaçınmamaktır. Fabrika kurmaktır, yol yapmaktır, demir yolu yapmaktır. Yatırımcıdır. Ha siz diyeceksiniz ki bizim farkımız şu. Biz otoyol da yaparız. Biz yat limanı da yaparız. Biz ihracat limanı da yaparız. Kruvaze limanı da yaparız. Otobanın alasını yaparız. Tüneli de açarız. Marmaray gibi İstanbul'un altından da deleriz. Çanakkale Köprüsü gibi köprüler de yaparız. Ama bütün bunları halkın geleceğini borçlandırarak değil, çok daha ucuza, kimseyi zengin etmeden daha iyisini yaparız. Yatırıma karşı olmayın. İşin içinde biraz usulsüzlük varsa, halkın aleyhine bir tablo varsa onu kaldırın. Usule karşı olun. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimden çıkarması gereken ders, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri almış olmakla Türkiye'nin devlet bütçesinin yarısına sahip. Artık hemen hemen eşdeğer iktidardalar. Bir taraf Ankara'nın genel iktidarına sahip. Tabii ki yetkileri metkileri çok daha fazla ama öbür tarafta da çok büyük harcama, yatırım ve proje uygulama kabiliyetine sahip onlarca belediyesi var. Bunların büyük kısmı da büyükşehir belediyeleri. Bunun içinde İstanbul var. Devlet bütçesi kadar bütçesi olan belediyeler var. Ankara var, İzmir var, Antalya var, Adana var, Mersin var, Varolu var. CHP'ye düşen Atatürk'ün fabrika ayarlarına dönmek, yatırımcı bir zihniyetle yukarıda saydığım, AK Parti'ye önerdiğim, sermayeyi tabana indiren, üretim yapan, ülkenin ulusal altyapısını ihmal etmeyen, enerji altyapısını, ulaşım altyapısını ihmal etmeyen bir program geliştirmek. Yani milletin önüne Cumhuriyet Halk Partisi öyle bir plan program koyacak ki millet diyecek ki Cumhuriyet'in ilk 10 yılında olduğu gibi 100 yıl sonra 100 yıllık dünyadaki gelişmeleri de dikkate alan ama Atatürk'ün mantığıyla bilimi ve aklı öne çıkartan bir program koydu bize Cumhuriyet Halk Partisi. Yatırımcı düşmanı değil, müteahhit düşmanı değil, sermaye düşmanı değil. Ya şu da beton yığınıdır, bu bilmem nedir deyip her şeye karşı çıkan bir siyasi kurum değil. Yatırımcı bir kurum. Yatırımı düzgün ve doğru yapan ve gerçekten sosyal devleti, sosyal yatırımcı devlet haline getiren, sosyal yatırımcı devlet. Yani halkı gözeten, çiftçiyi, esnafı, işçiyi gözeten, tabanda üretenin cebine parayı bırakan modeller var. Diyeceksin bu nasıl olacak? Onu ayrı bir programda alırız. Bunu yapabilirse ilk seçimde düşündükleri gibi genel iktidarı alabilirler. Yaparlar mı? Bilemem. Onun notunu siz verin. Gerek AK Parti'nin politika değiştirmek suretiyle sermayeyi tabana yayan bir modele geçmesi, büyük radikal değişimler yapması ihtimali nedir? Siz değerlendirin. Gerekse CHP'nin Atatürk'ün ayarlarına dönmesi, yatırımcı bir sosyal devlet modelini hayata geçiren bir reform paketleriyle halkın karşısına çıkmasının ihtimali nedir? Onu da siz değerlendirin. Ben burada yorumlamak istemiyorum. Ama üçüncü ihtimal, her iki tarafın da bunu yapası yok diyorsanız, ne AK Parti o üst sermayeden vazgeçer, tabanda böyle bir modeli geliştirir. Orada bir statüko oluşmuştur. O statükoyu kolay kolay değiştiremez diyorsanız. Gerekse CHP bugün eleştirildiği o bağnaz politikalar, yatırımcı karşıtı politikalarını bırakıp, kendi iç kavgalarını bırakıp, Atatürk'ün fabrika ayarlarına dönemez, yatırımcı, sosyal bir yatırımcı devlet haline getirecek reformları hazırlayamaz, halka sunamaz ve inandıramaz diyorsanız, yani iki tarafında sınıfta kaldığını düşünün. Üçüncü alternatif de bu. Bana göre büyük ihtimalle de bu üçüncü alternatif gerçekleşir. İnşallah tam tersi olur. Birinden biri bu ülkeye sahip çıkar.
Ama üçüncü alternatifin gelişmesi halinde ne olur? Geçmişteki tecrübe şunu söylüyor. Bunu Türkiye yaşadı. Üçüncü alternatif gerçekleşemeyince bir toprak kayması oluyor. Başka alternatifler çıkıyor. Başka alternatif çıkmazsa 90'lı yılların başında Demirel çıkmış, alternatif olmuş ama sonradan başaramamış. 99'da Ecevit alternatif olmuş, başaramamış. 2002'de Sayın Cumhurbaşkanımız çıkmış. 20 sene sonra bir başarısız tablosu sergilemiş. İşte bu üçüncü yol dediğimiz, her iki partinin de, her iki tarafın da Türkiye'yi öne çıkaran, Türkiye'yi kalkındıracak bir reform anlayışıyla gerçekten sermayeyi, parayı, emeği tabana indiren, ucuzluğu tabandan başlatan, ekonomiyi kalkındırıp refahı, mutluluğu getiren bir anlayışa evrilmemesi halinde üçüncü alternatif bir kaotik tablodur. Krizler dönemidir. Türkiye bunları yaşamıştır. Türkiye 90'lı yıllarda bunları yaşadı, 70'li yıllarda da yaşadı. Türkiye'de siyasi partiler vatandaşın lehine bazı gelişimleri reddederlerse, siyasi partiler kendi içinde çürümeyi önleyemezse, kendi içindeki paylaşım öne çıkıp da halkın cebinden çıkanlar yukarıda paylaşılır hale gelirse ve alternatifte bir parti çıkmıyorsa, o zaman ne olur? Kaos olur, kriz olur, sürüklenir gelir. Ha nereye kadar? Bir yere kadar. Bir yerden sonra mutlaka halkımız bir alternatif buluyor. Tayyip Erdoğan'ı böyle bulduk. Alternatif olarak. Turgut Özal'ı da öyle bulduk. 70'li 60'lı yıllarda Demirel'i de öyle bulduk. Menderes'i de öyle bulduk. Geriye doğru gidin. Hep böyle kaotik, krizler, mrizler, sonunda bir toprak kayması, bir lider çıkıyor söylemi ile halka güven veriyor, iktidara geliyor ama nedendir bilinmez. Türk siyasi yapısının kendi özelliğinden midir bilinmez. Etrafını birileri çevreliyor, halkı unutturuyor. Halk yine kapının dışında kalıyor. Hep de halkın cebinden çıkıyor, halkın emeğinden, alın terinden çıkıyor. Yukarıda birileri zengin oluyor. Patla baban patla. Yani gazımız birikiyor, birikiyor, birikiyor. Efendime söyleyeyim, gazımızı alalım derken altımıza ediyoruz. Ondan sonra da krizlerin içinde yuvarlanıp gidiyoruz. İnşallah bunlar olmaz. Üçüncü alternatif de bu. Ha bakınız, yeniden Refah Partisi'nin öne çıkması muhtemel bir gelişmeyi işaret ediyor. Yani alternatif olabilir mi? Demin saydığım Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti kendisini yenileyemezse, halk zaten ikisine de bir mesaj verdi. Dedi ki iktidara, sana dedi ceza veriyorum. Senin cezanı da senin rakibin olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy hediye etmekle, emanet oy vermekle gösteriyorum. Emanet oy alana diyor ki kendini toparla. Öbürüne diyor ki sana da kendini toparla. Toparlayamazsanız yani muhtemelen yeniden Refah gibi veya Zafer Partisi gibi böyle esamesi olan partiler, bugün yeniden Refah birazdan göreceksiniz, %6'ya tırmanmış. Bu çok önemli. Yani Zafer Partisi hakeza öyle. Dolayısıyla bu üç alternatifli gelişmeyi bekleyin. Ödev şu, bu seçimin çıkardığı mesaj şu: ey AK Parti, kendini topla, sermayeyi tabana indir. İnsanların refah seviyesini, satın alma gücünü artır. Enflasyonu düşürmenin yolu manipülatif olarak Merkez Bankası'yla şunla bunla oynamak değil, tabana in, yeni modern sistemler kur, devrim yarat. Aynı mesajı Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyor. Bu mesajlar algılanmazsa üçüncü alternatif bir krizler dönemi, 90'lı yıllar gibi. Ha, şimdi gelelim. Biz bu partilere, koca koca partilere, Türkiye'yi yöneten yönetmiş, bugün Türk halkının tasvibini almış koskoca kuruluşlara burada ders vermeye çalışıyoruz. Yani böyle bir haddimiz yok. Ama belediye başkanlığını bıraktığım tarihten bugüne, hatta belediye başkanı iken başlamış olduğum Türkiye'nin 21. yüzyıl projesi olan bir çağdaş çözüm programı var. 25 senedir üzerinde çalışıyoruz.
Ben icat etmedim bunu. Hepsini ben yazmadım. Türkiye'nin aklını bu projede topladım. Bakın bunu çerçeve raporu 8. versiyonunu yayınlamışız 2016'da. Bu sene 2024'te 8 yıl sonra 9. versiyonunu hazırlanıyoruz. Sürekli gelişen şartlara göre Türkiye'nin yapması gerekenleri siyasi ortama gönderiyoruz. Bütün partilere de açıyoruz. Kimiz biz? Biz Türkiye'nin ortak aklını temsil etmek üzere kurulmuş 22 tane sektörde ayrı ayrı çalışma gruplarıyız. Turizmi ayrı ele alıyoruz, tarımı ayrı alıyoruz, sanayiyi alıyoruz, eğitimi alıyoruz, sağlığı alıyoruz. Her konuyu ayrı ayrı masaya yatırıp yargıyı alıyoruz. Neler yapılması gerektiğini Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanarak siyasetçilere bir şekilde bir reform tasarıları hazırlıyoruz. Türkiye böyle yapılanmalı diye. Yani malzeme var. Demin sıraladığım gerek iktidar partisine, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapmaları gerekenler aşağı yukarı Türkiye'nin aklı olarak hazır. Taslak diyelim. Alsınlar bunları. Kendilerine göre geliştirsinler. Samimiyetle geliştirsinler. Çağdaş çözüm çok kapsamlı bir çalışma. Türkiye'yi bütün unsurlarıyla yenileyebilecek binlerce sayfa, yüzlerce kanun tasarısı, yönetmelik tasarılarıyla başta deprem ve şehircilik olmak üzere yargıyı, eğitimi, sağlığı bunların hepsini yeni baştan, yeni bir anlayışla içine halkı sokarak halkı en mutlu edecek şekilde düzenleyen ayrıca sektörleri tarım nasıl olacak? Turizm nasıl gelişecek? Sanayi nasıl gelişecek? Hizmet sektörü nasıl gelişecek? Bütün bu sektörleri tek tek ele alan çalışmalar var. Gelin, Atatürk'ün fabrika ayarı bu. Akıl ve bilim. Bununla ilgili yapılmış bir çalışma var mı? Var. Gelin bunları alın, geliştirin. Umut olun şu halka. Şimdi aslında çok az bir zamanımız kaldı, 3-4 dakikamız. Ben bugün hem Aydın seçimlerinin sonuçlarını hem Türkiye seçimlerinin sonuçlarını analiz etmek niyetindeydim. Sanıyorum önümüzdeki haftaya bırakacağım Aydın seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Son kalan 3-4 dakikamızda 2024 mahalli idareler seçimlerinin Türkiye sonuçlarını gelin bir değerlendirelim. Bakın burada bu haritayı görüyorsunuz. Bu 89 seçimi haritasına ne kadar benziyor? Gayet açık. Yani kırmızılar kaplamış. Ve burada çıkarmamız gereken bir takım rakamlar var. Şimdi ben 89 seçiminin genel tablosunu inceledim. Seçmen sayısı ve Türkiye'nin nüfusu 57 milyonmuş 89'da Türkiye'nin nüfusu. Bugün 84 milyon. Türkiye'deki seçmen sayısı 29 milyonmuş. 57 milyon seçmen, 29 milyon pardon, 57 milyon nüfus, 29 milyon seçmen. Bugün nasıl biliyor musunuz? Unutmayın bak tek tek söylüyorum. 84 milyon nüfus, 60 milyon seçmen. Orantı yani seçmenin nüfusa orantısı yükselmiş. Demek ki 89'da nüfusun içindeki seçmen sayısı daha azmış orantı olarak. Yani 18 yaşından küçük olan vatandaşların sayısı çok fazlaymış. Bu ne demek istiyor? Genç nüfus varmış. Türkiye şimdi yaşlanmış. 89'dan 2024'de 35 senede Türkiye ciddi şekilde yaşlanmış. Bu rakamları aklınızda tutmaya gerek yok. Ben bu rakamları size söyledim. 57 milyon nüfus, 29 milyon seçmen. Neredeyse yarısı ya. Şimdi öyle mi? 84 milyon nüfus, 60 milyon seçmen. %75'i neredeyse. Demek ki seçmen sayısının nüfusa göre artışı, nüfusun yaşlandığını size gösteriyor. Birinci tespit bu. İşte bu emekli memekli hikayesindeki etkinlik biraz da oradan geliyor. Şimdi bakın bu seçimin sonuçlarında şuradan görüyoruz. AK Parti'nin aldığı oy %35.49. 2019'da
20.584.000 oy alan AK Parti %44.33 oy almış belediye seçiminde. AK Parti 2019 seçiminde 20.500.000 oyla %44 almış. 5 yıl sonra 20 milyondan 16 milyona düşmüş, 4 milyon küsür oy azalmış. Orantısı da 44'ten 35'e düşmüş, 9 puan düşmüş. Tablo bu. Cumhur İttifakı açısından, MHP açısından bakarsak, MHP'nin %7.31 olan oyu 4.99'a düşmüş. Oy sayısı 3.394.000'den 2.297.000'e düşmüş. Yani 1.100.000 neredeyse üçte bir kadar eksilmiş. Gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde 17.391.000 oy almış, %37. AK Parti ile karşılaştırırsak AK Parti %35, Cumhuriyet Halk Partisi %37 görünüyor. Ha, Cumhur İttifakı üst üste konduğunda 35+4 %40'a geliyor. CHP'nin oyu %38 civarında kalıyor. 2 puan gerisinde kalıyor ama sandığa yansıması, seçime ve sonuca yansıması tam farklı, bambaşka. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019'la kıyaslarsanız %30'dan 37'ye çıkmış. Bakın %30'dan 37'ye çıkmış. Ve 13.900.000 oydan 17 milyona çıkmış. 4 milyon oy artmış. Yüzde oranı da 7 puan. 8 puan artmış. Yani CHP'nin oyları 8 puan, 4 milyon oy artıyor. AK Parti'nin oyları 10 puan ve 4 milyon oy eksiliyor. Böyle bir rüzgar. Yani bunu demin açıkladık. Bu rüzgarın nedeni nedir? AK Parti'ye karşı verilen bir büyük ihtardır. Yani öyle böyle değil. Noter ihtarı falan da değil. Daha ötesinde büyük bir uyarıdır. Çalmak suretiyle. Kendinizi değiştirin uyarısıdır. CHP'ye de verilen mesaj, siz de kendinizi değiştirirseniz bu oyları gelecek seçimde size iktidarı vermek üzere emanet ediyoruz. Değiştirmezseniz de kusura bakmayın. Onların hepsi geri gider. Bunu söylüyor. Şimdi diğer partilere göz atarsak, İyi Parti hakikaten Sayın Meral Akşener'in liderliğinde çok başarısız bir tablo sergiledi. Merkez sağın Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'yi hep merkez sağ iktidarlar yönetti. AK Parti merkez sağı kısmen, hatta büyük oranda temsil eden bir parti iken, daha radikal bir hale geldiği için merkez sağı temsil etmez hale geldi. Türkiye'de merkez sağda büyük bir boşluk var. Meral Akşener'in Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılması ile merkez sağda bir adres haline gelmesi umuduyla ilk anda bir talep gördü. %10'lara, hatta 13'lere çıktı. Bakın açık söyleyeyim, belli bir dönemde Aydın'da benim yaptırdığım ankette İYİ Parti %27'lere kadar gördü. Neredeyse birinci parti olacak noktaya tırmanmıştı. Ama o merkez sağı temsil etmeyişi, gidip altılı masa gibi birbiriyle uyumsuz, hiçbir şekilde bir parti veya bir ittifak programı olmadan bir araya gelmiş, bana göre ucube. Yani bu ittifak sisteminin hepsi ucube. Kimseyi övmek için söylemiyorum. Yani Cumhur İttifakı'nda da yadırgadığım, yani siyasi sisteme uymayan o kadar çok unsur var. Ama öbürü artık bariz biçimde o grubun bir araya gelmemesi gerekirken geldiler. Meral Akşener o tuzağın içine kendini attı. Tuzağın farkına vardığında çok geçti, uyandı. Uyandı ama biraz daha sabırlı olması gerekirken 2023 seçiminden önce bir yanlış tepki gösterdi. Sonuçta çok kötü oldu. Yani bizim süremiz bitmiş, biraz da aşmışız. Haftaya
hem genel seçimin yani ulusal düzeyde değerlendirme yapacağız, hem de Aydın'ı masaya yatıracağız. Haftaya görüşmek üzere değerli izleyiciler. Sağ olun.